Şuradan dayanıktan bir ara topu. Vurursun abi o topa. Vurursun abi sen o topa be. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? Lan izleseydik be kardeşim. 5-0. Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video olacak. Çok heyecanlıyım çünkü şöyle söyleyeyim. Bir tane arkadaşlarımızdan, izleyicilerimizden biri bir yorum atmış. Bu kadroyla nasıl bu kadar klasman 1'e çıktın? Nasıl bu kadar maç kazandın diye. Öyle bir yorum yapmış. Hem komime gitti hem de hak verdim. Çünkü kadromuza bakın arkadaşlar. Kadromuz şu şekilde. Yani bildiğin sizin kadronuz işte yani hepimizin kadrosu hemen hemen bu şekilde. Çünkü para yatırmadım oyuna, yatırmıyorum da. Sadece bu etkinliklerden kazandığım şeylerle ilerletiyorum kadromu. Para yatırmadığım için kadrolarımız sizlerin birçok kadrosuyla eş değerde ve sizlerin yapabileceğinizi aslında neler yapabilirsiniz buna güzel bir örnek bu kadro, bu oyun tarzı. Sizler de para yatırmadan bu oyunda yüklenebilirsiniz, kadroyu yükseltebilirsiniz, etkinlikler yaparak bu şeylerden gelen oyuncuları alıp kadronuzu ona göre şekillendirebilirsiniz. Hatta kendinize bir taktik belirleyip klasman 1'e daha da yukarılara, zirvelere çıkabilirsiniz. Bakın ben şurada şöyle bir şey göstereyim sizlere, maç geçmişimi göstereyim. Yani bu kadroyla nasıl maç kazanıyorsun diyorlar ya, bir de şöyle bir durum var. Ben sizler için farklı menajerler, farklı sistemler deniyorum. Bazı sistemler bana uyuyor, bazıları uymuyor. Ama kendi sistemimde gittiğim zaman çok iyi galibiyetler alıyorum. Ama sizlere göstermek istediğim sistemleri deneyince elim alışmıyor, sıkıntılar çekiyorum, maç kaybediyorum. Yani şu 41 mağlubiyetin birçoğu da zaten o şekilde geldi. Yüklenmedik oyuna kasmak için. Şöyle maç geçmişini göstereyim. Kendi sistemimle oynadığım zaman arkadaşlar yani gayet başarılı oluyor. Bakın şu Arabistan maçı çok etkili bir maçtı. Yani bunu kamera kaydı olmadan oynamıştım ve keşke de kaydı olsaydı şu 5-4 biten maç. Yani çok gollü geçiyor maçlar, çok güzel geçiyor. Son maçı şurada da 5-0 kazanmışız, 4-0 kazanmışız. 2-2, 2-2 diye beraber kalmışız arkadaşlar. Güzel karşılaşmalar oluyor. Taktiğimi de biliyorsunuz, orta kafa gol, ama bunu oynarken bazı detaylar var. Onları gerçekleştirince o maçı rahat kazanıyorsunuz çoğu zaman. Şuradan önce şu Fransa'nın top açılımını yapalım. Ve bu videonun özelliği arkadaşlar, Hollanda'yı alacağız. Kadromuzu artık biz de güçlendireceğiz. Şuradan etkinlikten biriktirdiğim Minecraft paralarıyla şunu bir açalım önce. İnşallah Mbappe gelir. Mbappe'yi bekliyorum bu sefer. Merak ediyorum. Bundan sonra da Hollanda'nın paketini açacağız arkadaşlar. Şimdi hep beraber paket almayan arkadaşlar görmüş olur en azından. Nasıl alındığında nasıl oluyor ya da aldığınız zaman nelerle karşılaşıyorsunuz hiç bilmeyen arkadaşlar var. Onlar için de aydınlatıcı bir video olur. Kylian Mbappe mi bu? Kylian Mbappe. Yüzlük Mbappe geldi. Abi çok iyi ya. Yemin ederim çok iyi oldu. En azından bak şimdi işler karıştı. Şimdi ben Hollanda paketini mi yükselteceğim, Mbappe'yi mi yükselteceğim? Elimizde sayılı DP'ler var. Hemen Hollanda'yı da almak istiyorum arkadaşlar. Çok heyecanlıyım inanın. Yani video çekerken bu kadar heyecanlanmıyorum normalde ama şu Hollanda paketi beni gerçekten heyecanlandırıyor. Çünkü çok güzel oyuncular var. Benim en çok sevdiğim iki tane şöyle alıp cümle diyelim. Benim sevdiğim iki tane stoper, hatta oyunun en başarılı iki stoperi böyle oluyormuş gibi. En başarılı iki stoperi Hollanda'da bana göre Van Dijk da De Ligt. Bu ikisini yükselteceğim ilk etapta. Şuradan gelelim. Hemen şöyle bir bakalım. Paket satın alımı gerçekleştirildi diyor. Şuradan bir girelim şöyle. Nerede bu oyuncular şimdi? Sözleşme süresi diye işareti koyalım. İşte buradalar. Oyuncularımız geldi. Şimdi bunları güçlendireceğim arkadaşlar. Hemen şöyle. Hatta kadroyu alalım, oradan güçlendirelim. Hiç sağa sola kaçmayalım. Şuradan Dirk Van Dijk geliyor. Bu da 90'lı oynuyor. O da 90'lı oynuyor. Çok iyi. İkinci stoper De Ligt geliyor. De Ligt buradaymış. O De Ligt gitti. Bu De Ligt geldi. Ve öncelikle güçlendireceğim oyuncular bunlar. Defansife de bu geliyor. Defansifte sen kimle şu göbekle yer değil. Senin işin bitti artık. Sen de gel abi. Crespo Valencia. Crespo güle güle arkadaşım ama bence sen git. Ya da sen güzel. Crespo sen git. Gönderesim de yoktu ama. Şimdilik bunları güçlendireceğim arkadaşlar. İlk etapta şu üçünü bir güçlendirelim. Van Dijk'la başlayalım. Van Dijk inşallah çok yemezsin abi. Şuradan dörtlükler verelim. Şuradan birlikleri gönderelim. Şöyle bir bakalım. Şöyle abi. Her bir kuruşu bile değerli şu an bunun. Çünkü sırada Mbappe var. De Ligt var. Aslında Mbappe'yi mi alsam, yükselsem şu an? Kaç? Şöyle bir bakayım. Böyle bir yapayım. Hatta sen şöyle düş. Böyle. Hadi be, bir tane daha olsaymış iyiymiş. Ama şöyle yapacağım abi, gitsin. Full olsun oyuncular hemen bir an önce. Şunun yerine Mbappe'yi yükselteyim ya.
seviyesini ilerlet diyelim. Oyuncu istatistiklerine gelelim. Otomatik dağıt diyoruz ve 95 oldu. Niye 95 oldu? 98 oldu yani, doğru, tamam. Evet arkadaşlar, maçımız hazır, kadromuz hazır. Yani çok heyecanlıyım gerçekten. Sevindim, vallahi sevindim. En azından kadromuz da bir renk oluştu. Eminim sizler de sevinmişsinizdir. Aa, rakip de Türkiye. Çok iyi. Şöyle bir başlayalım maça Mbappe ile. Şöyle Delay'da bir uzun top deneyim mi? Denedim. Geçmedi. Gerçi. Van Dijk orada, Mbappe, Vinicius pardon. Trippier geride aldı. Şimdi pasımızı verdik. Bak bak bak. Adam ayağı düzgün ya. Kylian Mbappe yukarıyı gördü. Kostic. Kostic. Kostic sırlamadı. Faul yok dedi hakem. Tekme attı ya resmen. Aldı. Kroos. Kylian Mbappe. Kylian dönemedi. Ver yukarı oğlum. Aç aşağı ortaya. Bir kafa gelir mi? Gelir mi? Abi bu orta kafa gol olayı çok iyi ya. Yani şu an aslında gerçek kafa vuran oyuncu forvette yok ama sağ açıktaki 66 ile kafa vuruşu yapsa bile o orta açma tekniğini o kadar iyi çözmüşüm ki her türlü kafa vuruyor yani, hangi oyuncuyu koyarsanız koyun. Aradan kaçtı Mbappé. Mbappé'ye doğru bir top. Son anda Bekuma'ya koydu be. Şimdi indirdik. Skos orada. Skos döndü hemen aşağıya. Geçti, olsa verdi pasını. Şöyle terse bir çalım. Şöyle bir orta içeriye. Oradan kafa Mbappé'den gelmedi. İndir. Kostic. Atar mısın onu? Kostic 2-0. Maçları ben böyle kazanıyorum arkadaşlar. Böyle oynuyorum. Orta kenarlardan geliyorum. Ya maçın en güzeli yani. Bence bu oyunun en iyi yani. Kenarlardan gelmek. Orta çok gömülü oluyor. Çok kapalı oluyor. Gördüğünüz gibi yani fazla gidemiyorsun. Skos. Kaptırdı topu. Kötü oldu. Delight. Uzaklaştır abi. Maçın ilk hatasını yapma Delight. İlk hatanı yapma Delight. Aşinalık diyelim. Alışamadı diyelim. Sıkıntı yok diyelim. Canımızdır Delight. Korner kullanacak. Burada hava hakimiyetimizi konuşturmamız gerekiyor. Oyuncumuzu bulamadık. O tehlikeli yere gönderdi. Bir şut kaleci Genius döndü yukarıya. Son anda ayak koyduk. Önümüzü kestiler. Alamadı bu topu. Şimdi Kostic hemen attı. Kylian. Kylian'ın arkasına düştü top. Ama Kylian bile kontraya çıkabiliriz aslında. Orta kafa için kanatları zorlamaya gerek yok. Kylian Mbappe'ye. Gelmedi Mbappe'ye. Kötü paslar. Şu an rakip biraz oyunu dengeledi. Ama bizim hemen şu dakikada bir atacağımız bir gol oyunun dengesini iyice bozacaktır. Tabi atabilirsek. Delight. Delight'in yanından geçti top. Ronaldo çevirdi. Van Dijk kendi kalesine doğru gidiyor. Lan Konami düzel şunu Konami. Oo kaleci son ver. Abi bu kaleci var ya, varsa elinizde avantajlısınız. Maça 1-0 önder çıkıyorsunuz ya. Adam çok iyi. Kroos nereye attın? Güzel attın Kroos. Kroos çok güzel attın. Bir şey demedim sana. Kylian Mbappe attı o golü. Kylian Mbappe patlama yüzünü konuşturdu. Hızlanmasını konuşturdu ve attı. Ama aslında ben yukarı sol açığa atmıştım topu. Kroos aşağıya gönderdi. Artık bilerek mi yaptı, yanlışlıkla mı yaptı bilmiyorum ama iyi yaptı. Trippier verdi. Geçmedi Cancelo. Şimdi ayağımızı koydu. Delight. Delight defansa katkısı oluyor ama taç bizim ya. Taç bizim değil miydi? Trippier vur gitsin abi. Skos orada hemen oynadı. Verdik. At. At. Kroos çok yorulmuşsun. Hemen yorulur muyum sen şu dakikada ya? Daha ilk yarıdı. Geç sonlarına gelmiştik yarının da. Buraya yani olmadı. İlk yarı 3-0. Çok iyi başladık maça. Sıradan. Hemen şeyde ayet ekranımız kararıyor biliyor musun? Onu aydınlattı tekrar. Şu sorunu bir türlü çözemedim ya. Arkadaşlar videoları sıralı olarak çekiyorum ve sıralı olarak her gün yayınlıyorum. Her gün 5'te artık karar verdim. Saat 5'te paylaşacağım çünkü muhtemelen 5 gibi işiniz bitiyordur. Şimdi aradan gönderdik. Kostic. Kostic. Açar mısın ortayı lütfen? Vur kafaya Mbappe gelmedi. Mbappe vuramadı. Zıplaması yok çünkü adamın. Gerçi top iyi gelmedi bu sefer. İyi orta gönderemedik. Trippier hemen attı yukarıya.
Bak bu şekilde var ya abi, çok iyi ataklar yapıyorum ya. Orta. Ah lan. Mbappe niye öne koştun ki? Neyse sağlık olsun. Bu şekilde ataklar yapıyorum. Birçok maçta 5-6 tane atıyorum arkadaşlar. Ama Mbappe işi bu kadar yeterli Mbappe'nin. Biraz da kafa atalım ya. Mbappe sen dur abi. Tamam yerini iyi. Seviyoruz seni ama yere kadar Mbappe. Bu arkadaki şey kalsın ya. Ya da onu çıkarayım, sen çıkar yeter. Sen bu kadar oynadın yeter sana. Oha 79'a düştü burada. Göbek mi yapsak? Ya da yok, ofansif kalsın, bozmayak. Bakalım pasları nasıl. Adamın şu an bile pasları iyi ya, fena değil. En azından orada Bakasetas'tan kurtulduk. Orada Bakasetas'ta oynatıyordum. Abi adam çok ağır ve çok hatalar yapıyordu. Beni mahvediyordu. Bunun ofansifi yok. Muhtemelen oraya bir tane ofansif ihtiyacımız olacak. Bu göbekte kalacak. Eski ofansif yeteneği de A olsaydı, tam olsaydı yani. Tekleyebilsek Mustafa Dizgen'in dediği gibi. Pozisyon ekleme kart şeyleri gelse. Ay yine ekranı karardı. Ya niye karartıyorsun telefon? Oyun oynarken yapıyorsun. Manyak mısın ya? Van Dijk gönderme istedi, geçmedi. Şimdi ayak koydum. Sıkıştırdı. İkili sıkıştırma arada. Bu Blind de çok iyi adama. Ver aşağı. Olmadı. Dalot orada. Dalot'tan pas. Hosti. Kroos. Kroos'tan harika bir ara topu yine. Şöyle orada. Bırak Rüdiger. Aferin. Aç ortaya bir sefer. Vurursun. Hadi be, direği kırdı be. Direği çarptı. Dördüncü gol kaçtı. Bir gol daha katkımız olacaktı. Amin'de futbol kulübümüze. Şu ekran biraz daha şöyle bir aydınlatayım. Veray 96 ile ön direkte bekliyor arkadaşlar. Şöyle ön direğe doğru bir top. Orada cross'a geldi ya. Olacak işte. Hemen aç yukarı. Bir daha gönder. Vurursunuz. Vurursunuz o topa da. O topa vurursunuz abi siz. 4-0. Daha Hogland'dan 3 tane oyuncusunu gördüm arkadaşlar. Kadro bayağı güçlendi. Ve bunların hepsini fulledikten sonra var ya, müthiş olacak bence. Sırla Dayanuk'tan bir ara topu. Vurursun abi o topa. Vurursun abi sen o topa be. Lan ne oldu? Lan ne oldu? Lan izleseydik be kardeşim. 5-0. Yok böyle bir maç. Abi çok iyi. Yemin ederim diyecek söz bulamıyorum. Yani bu maçtan keyif alacağınızdan o kadar eminim ki. Bunu izlemeyen var ya bin pişman olur ya bu maçı. Lan ne oldu? Kroos'un çıkması lazım normalde ama çıkarmayacağım şimdi, oyun durmasın. Eğer yeniliyorsaydım çıkartırdım. Şöyle bir çalım denemesi olmadı. 5-0 abi, mükemmel ya. Vallahi mükemmel. Hatta videonun kapak resmine o yükselen şutu koyacağım. Ben böyle bir maç görmedim. Hadi be, geçmedi. Danilo girmiş oyuna. Şuradan çığırıldık valla. Açarsın ortayı. Vurursun be kafayı. Hadi lan. Hadi lan. 6. gol kaçtı. 6. gol kaçtı. Ver. Tekrar ver. Sen de ver abi. Yukarısı boş. Bir orta daha gelir. Bir kafa gelir mi? Arkaya attık. Abi oyun kasıyor şu an. İnternetten problem var. Cihaz mı ısındı yine? Delight hemen oynadı yukarıya doğru. Geldi mi gelmedi. Reis. Abi rakibin kadrosu fena değil ha bak. Yani rakibin kadrosunu da hesap edin arkadaşlar. Şu futbolla rakibin kadrosunu da hesap edin. Neymar falan da var abi adamda. Bu Brezilya kadrosu. Şeyini de almış. Paketini de almış. Müthiş oyuncularla gelmiş. Ama bizim de bir taktiğimiz var abi. Biz bu oyunu çözmüşüz. Ver aşağıdan. Harika. Ama bu kadar kasmasan var ya, 6. gol gelir. Açarsın. Vurursun o kafayı sen. Hadi be. Kroos yapıştır abi. Kroos. Orantı kaleci. Korner, korneri de vermedi. 5-0. Korneri de vermedi ama. Abi tarihe geçsin bu maç ya. Mükemmel keyif aldım. Eminim sizler de keyif almışsınızdır. Oğul yükselen şut falan filan. Neydi bunlar? Ya şu gelen oyuncuların verdiği katkıya bakın. Daha 3 oyuncu ve hatta 2,5 oyuncu birini yarın doldurabildik. Müthiş maçtı.
Bilmiyorum, keyif aldıysanız bana yorumlarda bildirin. Bu videoların devamında gerçekleştiyorsanız beğenilere falan basın arkadaşlar. Kanalımız daha çok kişi yönetilsin ki artık biz de bir yerlere gelebilelim. Puanımız da şu şekilde oldu. Müthiş bir maç, müthiş keyifliydi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.